Merhaba tarih severler. Tekirdağ Tarih 1. Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün Tekirdağ eşrafında Sayın Efrahim Balın konuğumuz. Kendisiyle kendi otobiyografisi üzerine, kendi hayatı üzerine, Tekirdağ tarihi üzerine, Tekirdağ siyaseti üzerine, Tekirdağ kültürü üzerine kendi deneyimlerini, kendi tecrübelerini kendi ağzından dinleyeceğiz. Biz neden Sayın Efrahim Balın'la bir röportaj yapıyoruz? Öncelikle onu da söylemek istiyorum. Kendisi Tekirdağ'ın en tanınmış şahsiyetlerinden, aynı zamanda duayen siyasetçi. Ve özellikle herkesinden, ister sağ olsun ister sol olsun, herkesinden büyük bir saygı gören, çok değerli bir Tekirdağlı. O yüzden biz özellikle gençlerimizin, Tekirdağ'da yaşayan, işte tarih okuyan, tarih seven, tarih araştıran, tarih şuuruna sahip olan, tarih bilincine sahip olan herkesin böyle saygıdeğer bir büyüğümüzü biz tanıtmak istiyoruz. O yüzden efendim Tekirdağ'da Saray Kuyumculuk'ta her zamanki yerinde, her zaman bulabileceğimiz yerde, herkesin her zaman çok rahatlıkla girip çayını içebileceği, muhabbet edebileceği, konuşabileceği bir büyüğümüz kendisi Sayın Efrahim Balın. Sayın Efrahim Balın, biz size nasıl hitap edelim? Yani isminizle mi hitap edelim? Ben sizin imamlık yaptığınızı da duydum. Hocam diye mi hitap edelim? Nasıl hitap edelim? Ben özellikle biraz hitabı da kısaltmak istiyorum. Size ne derler? Önce onu öğrenelim, ondan sonra da sizi kısaca tanıyalım. Siz kimsiniz? Böyle başlayalım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evvela hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle bir söyleşide beni seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada Hüseyin abim bizim çarşı esnafında duayen abimizdir, öncümüzdür. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bunda özellikle Hüseyin abi de çok büyük çok teşekkür ediyorum. Var, teşekkür çok uzun yıllar benim için idol olan, önder olarak gördüğüm, çok saygı duyduğum, kendisi de bilir zaten. Bunu sözde ifade ediyorum ama uygulama da böyle. Bir sevdiğim abimdir. Bizi hatırlayıp bize böyle bir jest yaptığı için ona da çok teşekkür ediyorum. Hocam bana hitap şeklinizde nasıl rahatsanız öyle deyin. Büyük çoğunlukla bana hoca derler. Çünkü ben ilimizdeki Selahattin Camii hükmündeki merkezde 3 camiden biri olan Zahire Nazırı Ahmet Ağa Camii'nin ilk resmi baş imamıyım. Bu caminin ilk resmi baş müezzini de bugün, bu mübarek cuma gününde ilimizin içinde siyaseten de çok büyük bir onur kaynağı olan Profesör Doktor Mustafa Şentop hocamızın, Tekirdağ milletvekilinin dedesi Mehmet Şentop da bu eski caminin ilk resmi müezzinidir, devlet müezzinidir. Biz kendisiyle beraber burada 5 tam yıl görev yaptık. Sonra ben ayrıldım. Hocam ben Efrahim Balın, 1955 yılında Malkara Uzunköprü Ayrabolu üçgeninde bulunan, bugün mahalle diye zikredilen Ayrabolu'nun Subaşı köyünde dünyaya geldim. İlkokulu aynı köyde okudum. Ortayı ve liseyi yeni açılan Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ben İmam Hatip Lisesi'nin ilk öğrencilerindenim. Yalnız ilkokulu bitirmeden önce İmam Hatip Lisesi'ne gelene kadar 3-3,5 yıllık bir medrese hayatım var.
medresede dini tedrisat okuduk, Arapça okuduk. Hocam medrese, hangi medrese onu merak ettim. Çünkü ben de medrese tahsil aldığım için. Ya şimdi Tekirdağ'da mı? Tekirdağ'da değil. Yani Tekirdağ ilçelerindeydi. Biz Balkara'da okuduk. Şimdi onların isimlerini söylersem onlar bir takım cemaatlere dahil. O cemaatlerin isimlerini söylemeyeyim. Bugün evet. Türkiye'de bütün medreseler cemaatlerin elinde. Evet. Ben sadece medresede evet. istifade ettiğim İlim şeyi, ben emsile, imsile, bina, avamil, isar, kafiye, oraya kadar okudum. Oradan dersleri bırakıp Tekirdağ İmam Hatip Lisesi açılmıştı. O zaman Paşa Camii'de rahmetli Ali Karaküçük, nur içinde yatsın, Tekirdağ'ın sahibi imamlarımdandı. Onlar Selanik'te, biz Selanik göçmeniyiz. Selanik'te rahmetli dedemlerle komşuymuşlar. Babamı görmüş, çocukları buraya okula getirin demiş. Biz iki kardeş çocuğu, diğer arkadaşı öldü, Şaban Mete diye Alam'ın oğlu vardı benim. Onunla beraber Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ne gelen ilk öğrencilerdeniz. Hafızlığım yok. Ama iyi bir dini tedrisat aldığımı sanıyorum. Eski camide de 5 tam yıl baş imamlık görevim var. Bu imamlık görevi süresi içerisinde de meslek için yoğun bir eğitim oldu. Dini bilgilerimiz atıl sayılır miktardadır. Arapça, İngilizce, orta derecede işte okullar münasebetiyle de bilgi dağarcığımızda var. Köyde ilkokulu okuduktan sonra işte ara verdik. Medrese hayatımız var. Medreseden sonra İmam Hatip Lisesi'ne geldik. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 3 tam yıl inşaatlarda İnşaatın ince işlerinde çalıştık. Yani elim maharetlidir. Bu sıva, işte çini, kale bodur işlerini yaptık. O işlerle hayatımızı sürdüremeyeceğimizi anladık. O zaman İmam Hatip Lisesi'nin mezunu bu kadar bol değildi, önemliydi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o konuda açığı vardı. Biz tercih edilen insanlardık. Böyle sınav mınav yoktu. Ama ben eski camide bir sınava tabi tutuldum. Eski caminin İmam Hatipliği kazandım. 12 Eylül buradaki vakıf kadrolarını feshetmişti. Buraya bir imam, bir de müezzin kadrosu, devlet 657'ye tabi kadro verdiler. İmam kadrosuna ben talip oldum. Müezzin kadrosuna da rahmetli Mehmet Şentop talip oldu. Biz kazandık. Biz 5-6 ay görev yaptıktan sonra o günkü müftü hala yaşıyor Tekirdağ'da. Fikri Gültekin, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Behçet Hoca ismiyle maruf bilinen eski bir imam arkadaşa da bir kadro çıkarttı. Rahim Koç diye bir başka arkadaş da, Hafız Doğa, onu da ona müezzin olarak almışlardı. Böyle bir şey olmuştu. Dolayısıyla Tekirdağ kamuoyu eski cami dediği zaman Behçet Toy'u buran imamı bilir. Aslında buranın imamı benim. Behçet Çutoy Merkez Kur'an Kursu'nun resmi öğretmeniymiş ama vakıf kadrosuyla da uzun yıllar burada imamlık yaptığı için öyle bir şey olmuş burada. Burada imamet sırasında o zaman Tekirdağ'da yüksek okul açılmıştı, eğitim enstitüsü. Biz kah inşaatlarda, kah imamette ve yüksek tahsilimi de o arada tamamladım. Yüksek tahsilden sonra 12 Eylül hadisesi oldu. 12 Eylül hadisesi yedek subayları eritmek için kısa dönem askerlik olayını çıkardı. Biz kısa dönem askerlik yapmak işimize geldi, müracaat ettik. Askerliğimiz sırasına 4 yıl varken eridi. Biz öne geçtik. Manisa Kırkağaç'ta 4 ay kısa dönem askerlik yaptık. Bir Ramazan ayında gitmiştik. Askerlik dönüşü imamete dönmedim. 5 yıl imamlık yapmıştım. Atlas Pasajı'nın içerisinde. Neden hocam? Yani imamete dönmemizin özel bir sebebi var mı? Var. Şöyle bir sebebi var. Şimdi benim eski camideki imamlığım okullarda terörün fazla olduğu yıllara dayanır. Dolayısıyla da okullarda böyle işte sağcılık, solculuk, milliyetçilik vesaire diye itilmeler, kakılmalar oluyordu. Bir terör vardı. Oradan biraz canımı sıkıldı. Yani ilim tahsil etmekten ziyade günlerimiz böyle hayula şeylerle geçiyor. O biraz bizde bıkkınlık yaptı. Biz onlarla uğraşırken o zaman herhalde il müftüsüne de takıştım. Ben askere gitmeme 15 gün varken eski cami baş imamlığından inşa halinde olan eski cami baş imamlığından önce ibadete açılı olmayan, bugün yerinde yerler esen, karayolları tesisleri olan orada Sandalçı Mescidi'ne tayin edildim.
böyle açık bir cami yoktu. Oradan alındım. Çılıkönü'nde Benoğlu Camii'nin inşa halinde bodrum katına imam tayin edildim. Bir 3-4 ay sonra oradan alındım. Bugün Tekirdağ'da arkasında Özdoğan Camii diye bilinen Aydın Mahallesi'ndeki camiye o günkü müftü tarafından böyle bir yıl içinde 3-4 yere tayin edildim. Bu tayin edilmemin nedeni de eski camide yaptığım konuşmalarla alakalıydı. Terör vardı. Onlardan etkileniyorduk. Burada herhalde biraz sert konuşmalar yaptım. Müftü Bey'le ters düştük o konuda. Şikayetler oldu. Ters düşünce asker dönüşü bir ticari teklifle karşılaştım. Biz askere izinli gitmiştik ama göreve dönmedim. Bir de şöyle bir etken var. Ben izin aldıktan sonra il müftüsü tarafından bu Sandalcı Mescidi, Benoğlu Camii, Tekirdağ'ın arkasındaki Aydoğdu Camii gezintisine ek olarak da bugün ilçe olan Kapaklı köyüne de tayin edildiğimi tespit ettim. Hele bir askere bir gideyim geleyim bakalım dedim. 4 ayda ne değişir? 4 ayda gittim geldim izinli olarak. Baktım değişen bir şey yok. Ben Tekirdağlıydım. Burada yoğun faaliyetlerim vardı. Öğrencilik yıllarında da yoğunduk. Biz mesela o zaman Türkiye genelinde iz bırakmış. O jenerasyon bugün iktidarda Milli Türk Talebe Birliği vardı. Ben Milli Türk Talebe Birliği'nde 8 tam yıl idarecilik yaptım. Yani Tekirdağ Şubesi'nde mi? Tabii Tekirdağ Şubesi'nde idarecilik yaptım. 12 Eylül Harekatı bize bu konuda ceza vermişti. Biz mahkeme olduk, ceza aldık Milli Türk Talebe davasından, birliği davasından. Bir suçumuz yok ama işte evrak şurada, şu eksikmiş, bu eksikmiş diye bir ikaz babında bize ceza bile vermişlerdi. O ekip bugün mesela Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız o ekipten. İsmail Kahraman bizim genel başkanımızdı. Bir iki tane daha ismini şu anda çok net hatırlayamadığım genel başkanımız olmuştu. Tekirdağ'da faaliyet gösterdik. Bir imamet için, memuriyet için Kapaklı'ya gitmeyi çok doğru bulmadım. Ben aynı maaşı buradan inşaatlardan da, inşaat Tekirdağ'da o zaman çoktu. Kazanabileceğim, burada kendi evim vardı, ev edinmiştik burada. Bu etkenlerden dolayı gitmekten vazgeçtik. Asker dönüşü, 4 aylık kısa dönem asker dönüşü, şartlarda değişiklik olmadığını gördüm. Yani gidersem Kapaklı'da göreve devam edecektim. Bir abimin ismini zikretmekte sakınca yok. Çarşının önemli esnaflarından Abi Lüzmezoğlu bana kuyumculuk sektöründe ortaklık teklif etti. Benim çok sermayem yoktu ama o öyle uygun görmüş. Atlas Pasajı'nın içerisinde girdiğiniz zaman yol ikiye ayrıldığında Göbek'te 3 litrinli bir dükkan var. Ben o dükkanda kuyumculuğa başladım. 1981 yılının sonunda asker dönüşü. Herhangi bir eğitiminiz var mıydı? Yoktu. Ben eğitimi 3 ay gibi bir eğitim aldım Abil Bey'in dükkanında. Şöyle bir hatıram var onunla ilgili. Onun damadı 9 ay eğitildi. Ben 3 ay eğitildim. 3 ay ben dedim yani maaş falan da almıyorum. Ben evli barklıyım, evim var. Nasıl geçineceğim? Büyük oğlum var. O zaman ben nasıl geçineceğim? Ben 9 ay dayanamam dedim. Sen 3 ayda yetişirsin, sen 3 aylıksın. 9 ayda yetişenlere bakma sen dedi. Senin zekan farklı dedi. Gerçekten de öyle oldu. 3 ay sonra ben saray kuyumcusu olarak Atlas Pasajı'nın içerisinde açtığımız dükkanın başına o gün, bugünkü anlamda o genel müdür gibi işletmeye geçtim. Kar altaydı. Kuyumcunun ismi Saray. O zaman şuradan geliyor. O zaman Tekirdağ'da saray gibi iki adet bina vardı. Bu binaların birisi Bayol Pasajı'ydı, birisi Atlas Pasajı'ydı. Saray gibi bina yani o günler konuşulan şeylerdi. Bizim kuyumcu dükkanımız yani iş yerimiz Atlas Pasajı'nın içinde açıldığı için saray gibi binandayız. Da saray olsun dedi. Yani saray ilçesiyle veya Osmanlı saraylarıyla hiçbir ilgimiz yoktur. Onu merak ettim. Budur. Bina o zaman Tekirdağ'da yükselen saray gibi büyük iki binadan esinlenerek o ismi vermiştik. Abil Bey'le beraber verdik. Benim esneye sokan ustam benim odur. Kendisine o konuda şükran her zaman şükran diyor. Yani 3 ayda yani bu 3 ayda bu işe beni Abil Bey 3 ayda yetiştirdi. Altın eritmesi, evet, efendim bilezik yapımı, bilmem küpe yapımı filan yani bunlar vitrin kuyumculuğu bizim işimiz. Vitrin kuyumculuğunda yani altın sektörünü bir dükkanı çevirecek kadar bilgiyi ben 3 ayda edindim. Peki sonra herhalde bu sektörde eğitim
beşikten mezara kadardır. Yani dinde bir şey var, bir hadis var. Ütlubul ilme minel mehdi ilerleyti. İlim beşikten mezara kadardır. Altın sektörü de bir ilimdir. Yani ben bunu öğrendim, bitti falan diye bir şey yok. Bu beşikten mezara kadardır. Gerçi bütün sektörlerde bu geçerlidir. Altın biraz daha nakit paranın bir başka şekli olduğu için biraz daha dikkat edilmesi lazım gelen bir şeydir. İyidir. Biz işte memnun olduk. Bu sektöre girdik ve böyle oldu. İyi. Buradan devam edeyim. Asker dönüşü bu sektöre girdik. Memuriyetin dışına çıkınca 1983 yılında siyasi partilere müsaade edildi. Evet. 12 Eylül hükümeti var o zaman. Kenan Evren devlet başkanı, Bülent Ulusu başbakan, Turgut Bey rahmetli cennet mekanı 8. Cumhurbaşkanımız nur içinde yatsın. O zaman ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısıydı. Bizim yani aklımızda olan bir şey değildi. Yalnız ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak görevliyken zaman zaman Ankara'ya gidiyorduk. Ben Din Görevlileri Derneği Başkanlığı yaptım. Başkan yardımcılığı yaptım. Dolayısıyla Din Görevlileri Federasyonu'nun genel kuruluna veya onların toplantılarına zaman zaman ben buradan din görevlisi sıfatıyla gidiyordum. Tekirdağ temsilen. Tabii Tekirdağ'ı temsilen. Gençim, o zaman daha 24 yaşındayım, gidiyorum. Tekirdağ'ı temsilen gidiyorum. Tekirdağ İl Müftülüğü'nde görevli imamları temsilen gidiyorum. Çünkü onlar bizi seçiyor burada. Zaman zaman da o eski, zaman zaman da Paşa Camii'nin imamı rahmetli Ali Karaküçük, çok ilim adamıydı o. Onun da bir iki seyahatimiz oldu. Ben oraya gittiğim zaman bir defasında rahmetli Ali abi beni Devlet Sanayi Yatırım Bankası'nda çalışan Kayıköy'ünden, nur içinde yatsın, rahmetli Mehmet Çavuş'un oğlu Ahmet Karaevli ile tanıştırdı. Ahmet Karaevli DESİYAP'ta, yani Devlet Sanayi ve Yatırım Bankası'nda o zaman müdürdü. Tekirdağ, Ankara'da bir Tekirdağlı bulmak falan çok böyle bir şey, para bulmuş gibi bir şeydi. Biz Ankara'ya binmeyiz. İşte Ahmet Bey bizi orada İnegöl Köprüsü'ne götürüyor. Beyaz bir Murat arabası vardı. Bizi gezdiriyor. İşte şuraya götürüyor, diğer şey başkanlığına götürüyor, oraya buraya götürüyor. Öyle bir iki Ahmet Bey'le orada bir tanışmamız oldu. Kendisi, ailesi Kayıköy'de olduğu için çiftçi onlar. Ailesine geldi, orada çalışıyordu memur o zaman. DESİYAP'ta müdürdü o. Oraya geldiği zaman, köyüne geldiği zaman, ben çarşıda esnafım. Olarak da kuru yemişçilik yapıyorum. Bahar Kuru Yemiş adı altında. İmamete de devam ediyorum eski camide. Dükkana mükana uğruyordu. Böyle bir şeyimiz vardı. Yüzgöz aşinalığımız vardı. 1983 yılında Anavatan Partisi kurulunca ben bir baktım ki işte bir liste savaşı, şu bu. Siyasette bir işim yok. Ahmet Karaevli liste başı. Şaşırdım. 83 yılında ben milletvekili seçimlerinde amatör olarak Ahmet Karaevli'ye kıraathane çalışmalarında yardım ettim. Ben imatik mezunuyum, biraz ağzımda laf yapıyordum. Bilgi topluyordum, muhalefeti dinliyorum. Ona her akşam, bunlar çalışmanın sonucunda bir yerde toplanıyorlar. Ben kendisine abi diyordum, falan yerde falan partililer böyle, feşevken partililer böyle, sizi şöyle zikrettiler diye böyle önemli notlar veriyordum. Bu çalışmanın sonucunda Ahmet Karaevli buradan milletvekili seçildi. Anavatan Partisi o zaman Tekirdağ ilinde 4 milletvekili vardı. Anavatan Partisi 2 milletvekili çıkardı, Cumhuriyet Halk Partisi 2 milletvekili çıkardı o zaman. Anavatan Partisi'nin birinci sırasında Ahmet Karaevli, sonra da bakanlık yaptı. O seçildi, ikinci sırada Çorlu'da ikamet eden, rahmete kaldı, Ali Rıfkı Atasever diye Bulgaristan göçmeni bir abimiz, milletvekili seçildi. O seçimlerde sanıyorum Güneş Gürsever CHP'den milletvekili seçildi. Salih Aycan diye bir çocuk vardı Malkara'da, bir de o seçildi galiba. Bayağı kaliteli insanlardı bunlar. Tabii. Yani o dönemin şartlarında Tekirdağ'a hizmet etmeye çalıştılar. Tabii. Şimdi yani siyaset, Türkiye'de siyasete müsaade edildiği zaman Anavatan Partisi kuruldu. O zaman SODEP vardı. İşte bir de Alçı Parti. Ondan sonra birleşti. SODEP, Alçı Parti birleşti. Bugünkü CHP tekrar meydana geldi. İşte o zaman bir de MDP var. MDP. Yani MDP. Oros Partisi dedikleri parti. MDP. Ne Sunalt'tı? Onun genel başkanı bir emekli generaldi. Soy ismi Sunalt. MDP vardı. MDP iddialıydı. Milletvekili çıkardı ama tekrardan çıkaramadı. O seçimlerde Anavatan Partisi tek başına iktidar oldu.
83 seçimleri. Ben 83 seçimlerinde 20 veya 25 gün propaganda süresi içerisinde amatör olarak, teşkilatta falan değilim, dışarıdan esnaf akşamları dükkanı kapadıktan sonra Ahmet Bey'i, Sayın Karaevli'yi daha önce tanıdığım için ona yardım ediyordum. Yardım teknik anlamdaydı, amatörce teknik anlamda. Ben her gece önemli muhalefet partilerinde MDP ile SODEP'i, bunlarda da eski siyasiler vardı, konuşmacılarını dinliyorum. Ahmet Bey'e neler söylediklerini konuşmaların sonunda veriyordum. Bu çalışma 20 gün, hadi 25 gün sürsün. 25 gün sonra seçimler oldu. Tekirdağ'daki 4 milletvekili, 2 ana vatanla, 2 de işte CHP veya o günkü SODEP ile paylaşıldı. Ahmet, hiç değişmedi değil mi? Hiç değişmedi. Hocam. Hiç değişmedi. %50. Bir defa değişti, onu da anlatırım isterseniz. Evet. Bir defa değişti, o da tercih sisteminden dolayı değişti. Seçim bugün oldu, işte yarın geçti, sayıldı. Bir gün sonra Ahmet Karaevli mazbatasını almaya giderken eşiyle beraber Akas Pasajı'nda benim kuyumcu dükkanına uğradı. Evet. Mazbatasını almamıştı. Bana dedi ki hocam, dedi, ben onu küçüğüm tabii. Dedi, teşkilatta istiyorum seni dedi bana o zaman. Ben teşkil... O zaman imamlıktan kuyumcuyum. Kuyumcuyum. Saray kuyumcusu olarak, tabii Akdes Pasajı'nın içinde saray kuyumcusu olarak ticari faaliyette devam ediyordum. 5 yıllık imamet görevinden ayrılmıştım. Bakarız dedim ama ben teşkilat nedir de onu da bilmiyorum. Bakarız dedim. Sonra gidildi Ankara'dan, belki işte bir hafta, 10 gün sonra Tekirdağ'da Anavatan Partisi listesi. Hüseyin abi de o günleri biliyor. O seçim sürecinde kurucu olduğu için kendisine de milletvekili adaylığı teklif edildiğini ben hatırlıyorum. Bir karışıklık oldu, olmadı. Milletvekili olması an meselesiydi veya bedavaydı ama kısmet değilmiş, yani olmadı. Ben bu amatör çalışma sürecinin arkasından 10 gün sonra rahmetli Turgut Bey tarafından, yani Özal tarafından imzalı listeyle Anavatan Partisi Tekirdağ İl Yönetim Kurulu'nda il sekreteri olarak atandım. İl başkanı olarak da Engin Bilge atandı. İlçe başkanı olarak da bugünkü Büyükşehir Belediye AK Partisi belediye başkan adayı Mestan Özcan'ın babası İsmail Özcan atandı. Anavatan Partisi işte hemen hemen kuruldu, seçime girdi. Ben o zaman Anavatan Partisi'nde görev aldım. Bu görevim Anavatan Partisi'ni bizzat Doğru Yol Partisi ile veya Demokrat Partisi ile birleştirme kongresinde kapatana kadar sürdü. Devam süreti Anavatan Partisi 2009'du, o yıllardı. Devam süreti teşkilatlarda görev aldım. Sanıyorum o günün şartlarında gerek altyapı olarak, gerekse işte insanımızla, devletle, insanımız arasında köprü kurma görevi olarak bazı şeyler yapmışım ki Anavatan Partisi kapandıktan sonra 16 yıl siyasete ara verdim. 16 yıl ben bir iktidar partisinin il başkanı gibi iş yerimde her türlü insan tarafından ziyaret edildim. O ziyaret esnasında ben siyasi, amatör siyasi hayatımda Tekirdağ'ımız için, Tekirdağ'ımızın insanı için bir şeyler yapmaya çalıştığımızın kanaatine vardım. Tabii o günün şartlarında buralarda ciddi yatırımlar da oldu. İşte çevre yolunun bir kısmını yaptık. Çok önemli yatırımlar o zaman. Küçük sanayi sitesini yeniden yaptık o zaman. Çok önemli yatırımlar. Tekirdağ'daki altyapı kanalizasyonu işte bu belediye döneminde yapıldı ama bu kanalizasyonu ilk önce biz yaptık. O kanalizasyon yerde gömülü, bilgisayar olmadığı için bilgisayarda işlenik değil. O kanalizasyon olduğu gibi yepyeni, yerin altında gömülü, %35'i çalışır vaziyette. Ahmet Karaevli bunları programa aldırdı. Çok, çok önemli şeyler oldu. İçme suyu, şehrimizin içme suyu sıkıntısı vardı. İçme suyu geldi. Bak bugün içme suyunla ilgili kimse bir şey söylemiyor. Su çok önemli bir şeydir. Bunlar hepsi o dönemde yapılan önemli yatırımlardır. Çok ilçeye işte küçük sanayi siteleri yapıldı. Telefon çok fantaziydi. Telefon çok önemli bir şeydi. Her yere telefon oldu. Her yere elektrik gitti. İşte Tekirdağ il genelinde elektrik gitmeyen çok köyümüz vardı. Bir asfalt yapma furyası başladı. Her köyün yolu asfalt oldu. Futbol sahalarımız çim oldu. Bunlar hepsi unutuldu. Sadece TRT'de televizyonumuz vardı. Haftada belli saatler yapıyordu, yayın yapıyordu.
onlar kaldırıldı. Özel televizyonlara yasalar müsaade etmese de delinmek kaydıyla müsaade edildi. İşte Star televizyonu kuruldu, renkli televizyona geçildi. Bunlar o günün şartlarında çok önemli şeylerdi. Bugün bunları anlattığımız zaman bunlar böyle işte bir eskiden bir evlenme cemiyetinde bir bayanın işte çeyizini anlatması gibi bir şey oluyor ama o günün şartlarında bunun en canlı şahidi yani bizim büyüğümüz Hüseyin abi bilir. Türkiye'de çok önemli yatırımlardır. Türkiye bunun ismini zihinsel çağ atlama olarak koymuştu. İnsanların ufku değişmişti. Ben Tekirdağ'da adliyede şerefle görev yaptıktan sonra emekli olmuş, her zaman elini öptüğüm Yılmaz Çetinoğlu diye bir hakim abim var. Şu anda İstanbul'da, Allah uzun ömür versin. Bana şöyle bir espriyle bu konuya cevap verdi. Dedi ki biz adliyeciler veya mülkiyeciler böyle gözümüzde dedi ad gözlüğü var. Hep böyle dedi önümüze bakarız. İlk defa dedi Özal diye biri geldi. Bizim dedi böyle çenemizin altından sanki böyle elini tuttu da ya çocuklar şu yüzünüzü böyle bir kaldırın da şöyle bir karşıya bakın dedi. Böyle bir yaklaşımla anlatıyordu. Ben dedi böyle kafamı kaldırdım arkadaşlara beraber karşıya bir baktım. Anam ufuk varmış. Ufukta neler gördük neler. Hiç ufka bugüne kadar bakmamışım. Bizi ufka baktıran Türkiye'deki lider rahmetli Özal'dı diye böyle bana bir menkul anlatmıştı. Buradan yola çıkarak hocam rahmetli Cumhurbaşkanımızla anılarınızı biraz anlatabilir misiniz? Rahmetli Turgut Bey'le anılarım çok. Ben Ankara'ya her gittiğimde eğer Turgut Bey konuttaysa mutlaka konuta gider elini öperdim. Köşkteyse Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne, bugün Başbakanlık olarak kullanılan Çankaya Köşkü'ne giderdim. Oralara gittiğim sayıyı unuttum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Buna bugün anlatan olarak benim bile nasıl şeymiş bu diye böyle garip garip baktığımı düşünüyorum. Mesela önemli bir şey var. Ben Çankaya Köşkü'ne telefon ediyorum buradan. Diyorum ki Cumhurbaşkanımla görüşeceğim. Uygunsa görüşüyorum, uygun değilse telefonu açan görevli bana diyor ki Efraim Bey, işte Cumhurbaşkanım şurada, Cumhurbaşkanım şurada mülakat veriyor. Cumhurbaşkanım şöyle bir toplantıda, siz şu saatte başında bulacağınız bir telefon numarası verin. Cumhurbaşkanım sizi arayacak. Her defasında, bu onlarca defa oldu diyemem ama birkaç defa oldu. Her defasında o saat geldiğinde rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal beni arayıp daha telefonda Efraim evladım nasılsın derdi. Beni ismen tanıyordu. Turgut Bey'le çok hatıralarımız var tabii. Daha çok bunlar Tekirdağ'a yönelik. İşte mesela buradaki Diksilo'nun rahmetli Menderes zamanından beri yapılması düşünülmüş çiftçilerim için, burada sirkülasyonu için. Onun planlanmasında, yapılmasında, işte oradaki konuşmalarda hatıralarımız var. Köşkte şöyle bir şey hatırlayayım. Bir akşam buradan telefon ettim köşke. Saat 9'da dediler ki bir telefon başında bulun. Turgut Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız CNN'le mülakat yapıyor. Sizi arayacak 9'da. Şerafettin Çevi vardı yanında. Bekir'in telefonun başında açtım. Dedi ki Efraim buyur evladım beni aramışım. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım yarın dedim biz Ankara'ya geleceğiz. Tekirdağ'dan bir arzunuz bize bir emriniz var mı dedim. Onun için sizi rahatsız ettim. Yarın sabah dedi kalacağınız yere yerleştiğiniz zaman hiç vakit kaybetmeden sizi köşke bekliyorum dedi. Tekirdağ'dan biz iki arkadaş, Ayrabolu'dan bir arkadaş, Şarköy'den bir arkadaş, buradan 7 kişilik Marmara Ervisi'nden bir arkadaş. Bunların bazıları hayatta, bazıları öldü. O günkü siyasiler, anavatan içindeki görev almış ilçe başkanları gittik. Bir otele yerleştik veya otel miydi, bize ayrılan misafirhane miydi, doğru köşke gittik. Köşke bu mülakatı yaptığımız saatte falan gittik. 1,5 saat oturduk, canımız sıkıldı artık yani. Kalksak baksak dedik, dışarıda bekleyenler var, onlar dedi ki oturun çocuklar, oturun. Gece var, sabah var, devam ederiz, onlara da sıra gelir. Ben böyle Turgut Bey'in sol tarafında oturuyordum, bitişik. Buradaki Diksilo'yu sordu. Yani Altınova'ya giderken sol tarafta deniz kıyısında toprak mahsullerine ait Diksilo'yla ilgili ve Trakya'daki ububatla ilgili, ekim alanlarıyla ilgili o sene meydana gelebilecek verimle ilgili konuşmalar yaparken hiç unutmuyorum sol elini benim sağ elimin üzerine koydu. 1400 lira geliyor.
O Silo konuşmasını bıçak keser gibi durdurdu. Bana dedi ki, Efraim dedi, 7 kişiyiz. Bir de Sayın Karaevli orada, 8 kişiyiz. Bu sabah dedi, Diyanet İşleri Başkanı'nı çağırdım dedi. Benim Hatip mezunu olduğunu biliyordum. Böyle dururken, bu sabah dedi, Diyanet İşleri Başkanı'nı çağırdım. Ya, Sayın Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ona dedim ki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elinde çok mükemmel bir dini ekip var. Bunları toplayın. Kur'an-ı Kerim'in yeni bir tefsirini yapın. Bugüne kadar yapılmış bütün tefsirleri süzün. O tefsirlerden bir öz çıkarın. O tefsirlerin dışında tıpta, astronomide, matematikte o tefsirler yazıldığından bugüne kadar yapılan gelişmeler, buluşlar, keşifler neyse onları da ortaya koyun. Bu buluşları, keşifleri yapan insanların yanına gidin, onları bulun. Bu buluşları ve keşifleri, bu icatları nasıl yaptıklarını görün, konuşun. Bunlara işaret eden ayetlerin yorumunu da bizzat bu şekilde tahakkuk getirin diye talimat verdim dedi. Nasıl dedi, iyi yapmışmışsınız dedi. İyi yapmış mıyım dedi. Evet efendim, iyi yapmışsınız dedi. Ha öyle mi dedi. Şimdi Silo nasıl, iyi mi verim? Böyle gene Silo'ya geçti. Şaşırdım. Ben o toplantından sonra dışarı çıkınca Ahmet Bey'e dedim ki, ya Sayın Bakanım, ben bir şey anlamadım yani. Silo'yu konuşurken, Trakya'daki buğday ekim alanını konuşurken elini benim üstüme koydu, döndü dedi ki, ya Efraim ben bu sabah dedi Diyanet İşleri Başkanı'nı çağırdım, böyle bir talimat verdim dedi. Ben dedim ki iyi olmuş efendim, onu dedi, yarın öbür gün dedi milletin elinde ciddi bir eser olsun diye bu tebliğatı yaptım dedi. Turgut Bey'le ilgili şöyle bir görüş vardı toplumda veya akademisyenlerde. Turgut Bey 10 sene, 15 sene ilerisini gören bir adam. Normal konuştuğunuz zaman normal bir insandır. Ben onu 28 Şubat'tan sonra Türkiye'de cereyan eden dini kargaşaların ve cemaat kargaşalarının zuhur ettiği, televizyonların ve basının ne söylediğinin anlaşılmadığı günleri geldiği zaman Turgut Bey'in ekip toplansın, ilim heyeti toplansın, Kur'an-ı Kerim'i yeniden herkesin anlayacağı anlamda bir tefsir vücuda getirsin demek istediğinin ne olduğunu 15 sene sonra anladım. Yani o şöyle demiş, sonra yorumladım. Bu millet dini anlamda bugün bir gün sıkışırsa, ya o A hoca böyle diyor, B hoca böyle diyor, C hoca böyle diyor, kime inanacağız, neye bakacağız diye bir karamsarlığa düştüğü zaman elinin altında işin doğrusunu yazan bir eser olsun, bu eser başucumuzda bulunsun, ulaşmak isteyen ulaşabilsin diye işaret etmiş. Ben o zaman Turgut Bey'in en bariz örneğiyle anlatabileceğim, en azından 15 sene sonra din anlamda bile ilerisini gördüğüne dair canlı böyle bir hatıram var. Birçok hatıram var tabii de bunu nakletmiş olayım. Şimdi Tekirdağ Anavatan Partisi il sekreterliği vazifesinde bulundunuz. Tabii şimdi il sekreterliği makamı yok diyebiliyorum. Var. Var mı? Siyasi partilerde var. Var. Ben tabii sadece il sekreterliği görevinde bulunmadım. İki dönem il sekreterliği yaptım. Evet. Bir dönem Merkez İlçe Başkanlığı yaptım. Bir dönem disiplin kurulu başkanlığı yaptım. Şimdi sıfatlar size çok büyük şey vermez. Evet. Sıfatlar bir anahtardır. Evet. Vatandaşla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmede, bölgenizde, yaşadığınız bölgede insanlarınızın ve bölgenizin ihtiyaçlarını devletin resmi makamlarına, bu imkanların veya bu nimetlerin dağıtıldığı makamlara meramınızı anlatmakta bir vasıtadır makamlar. Şimdi sizin marifet kabiliyetiniz olmasa, siz burada il başkanı olsanız pek bir şey değişmez. Ama siz mahir ve kabiliyetlisiniz. İktidar Partisi'nin 50 kişilik yönetim kurulunun içerisinde 49. da olsanız, maharet ve kabiliyetinizi ortaya koymaya başladığınız zaman profesyonel siyasetçiler tarafından veya ülkeyi idare edenler tarafından görülürsünüz, hissedilirsiniz. Benim herhalde öyle bir şey olmuş ki, ben o zaman teşkilatın içinde en gençtim. Umumi toplantılarda, rahmetli Turgut Bey'in olduğu birçok toplantıda ben hiçbir zaman atlandığımı görmedim. Her konuşmanın sonunda rahmetli böyle, Efraim sen de söyle bakalım diye böyle bana işaret ettiğini hatırlıyorum. Evet. Hocam şimdi sizi şöyle sosyal medyadan baktığımız zaman sizinle ilgili şöyle ifadeler geçiyor.
Tekirdağ'da en çok ziyaret, Tekirdağ'ın en çok ziyaret edilen kişisi. Şöyle biraz daha açalım. Herhangi bir meselesi olan Efraim Balım'a geliyor. Ondan sonra sadece gelenler sıradan insanlar değil, gelenler gazeteciler, efendim farklı profilde olan kişiler var. İşte yaşlı, genç, efendim siyasetçi, tüccar, iş adamı, işçi, gazeteci, akademisyen, öğretmen vesaire. Yani çok geniş bir yelpazede sizin efendim ziyaretçileriniz oluyor. Biraz bahsettiniz aslında. Siyaset, ben klik bir siyasetçi değilim dediniz. Aslında bir ipucu verdiniz sizin bu anlamda. Biraz neden bu kadar seviliyorsunuz? Şimdi veya bu kadar saygı görüyorsunuz? Bunu şimdi ben tabii bunun böyle matematiksel veya fizik kurallarına göre çok net bir tarifi olmayabilir ama ben şimdi bir defa tahsil hayatımda din tahsili almış bir insanım. Din tahsilini ne anlamda aldığınıza bağlı, bu tahsili yaparken size öğretilenlerin çok önemli şeyler olduğunu, insanların hepsinin hangi görüşü taşırlarsa taşısınlar, hangi cinste olurlarsa olsunlar, hangi renkte bulunursa bulunsunlar, yaratıcının yarattığı insanlar olduğunu, yaratıcının yarattığı her şeyin, Allah'ın yarattığı her şeyin kendine ait bir güzelliği olduğunu bu dini tedrisatta kavrarsanız, insanlara davranış biçiminiz de o yönde olur kanaatindeyim. Ben bunu cemiyet hayatında, işte dernekçi, en ciddi denetçilik Milli Tutayama Birliği'dir. Hiç kimsenin müdahale edemediği, ancak Bakanlar Kurulu tarafından kapatılabilecek veya yönlendirebilecek bir ciddi bir kurumda idarecilik yaptır. Din görevlileri var, cami dernekleri var, işte başka talebe birlikleri var. Biz bütün bu buralarda dini anlamda aldığımız eğitimin bize işte emri bir maruf, bu ne olduğunu o anlamda davranış sergilemeye çalıştık. Ben siyasi hayatımda bana gelen hiçbir kimsenin, samimiyetle söylüyorum, Allah adına söylüyorum, siyasi yapısının ne olduğunu hiç merak etmedim. Hiç de sormadım. Hiçbir kimseye siyasi düşüncesinden dolayı tavassut etmemezlik etmedim. O iş, o kişinin hakkı olan ama anlatamadığı derdini anlatması için bir kapıdan içeri girmesine yardımcı olmaya çalıştım. Bunu yaptım. Bu sanırım ciddi bir etkendir. Bana mesela şimdi muhalefetin profesörler anlamda seçilmiş insanları hala gelir. Dün de gelir, bugün de gelir. Bunun muhalefetle ilgili öyle enteresan hatıralarım var ki ben bunları yapmışım, unutmuşum. Buraya mesela CHP İl Başkanı gelip anlattığımda mesela geçenlerde Sayın Faik Öztürk geldi. Ben kendisine çok saygı duyuyorum. Çok önemli bir simadır Tekirdağ için. Onun o gün buraya geldiği zamanki İl Başkanı Recep Balabıyık sizin oturduğunuz yerde bir anekdot anlattı Faik Bey'e. Ben mesela onu hatırlayamadım. Anlattı, bana bir tayin talebiyle gelmiş. Ben tamam demiş, rica etmişim, bunu yapın demişim. Bir öğretmen tayiniymiş. Ben dedi buradan çıktım, kapıdan çıktıktan sonra içimden size küfrettim dedi. Dalga geçiyor benimle. Yani şey gibi böyle, Milli Eğitim Bakanı gibi koltukta oturmuş, talimat veriyor. Ben büroya gittim, yarım saat sonra dedi ilgili. Özetliyorum, ilgili öğretmen geldi. Dedi ki Recep abi belini öpeyim, benim işim oldu. Dedi ki Faik Bey, yani o kendi milletvekiline döndü. Sayın Vekilim dedi, ben dedi sonra dedi Efraim'le biz bir iş yaptık. Efraim bana dedi ücretimi getirdi. Ben de dedim ki bak ben ücret falan almayacağım. Ben sana çok küfrettim, sen bana hakkını helal et, ödeşelim dedim dedi. Böyle böyle garip şeyler de var. Sanıyorum bu davranış biçimi bu ziyaretle vesileyle. Bir de ben zaman zaman soruyorum. Mesela şimdi mesela Hüseyin abiye diyorum ki bir konu tartışıyorum. Hüseyin abi bunu bana niye getirdin? Diyorum mesela soruyorum. Kızım bir şey soracağım. Bunu ben diyorum öğrenmek için soruyorum. Yani sen şimdi bu konuyu başka birine de götürebilirdin. Daha iyi bilenler var. Bu konu tahsilini yapanlar var da benimle niye paylaştın? Böyle şeyler oluyor. Ya diyor şimdi seninle bu konuyu konuşmanın tadı da başka oluyor da onu sana getirdim. Böyle diyenler de var. Belki işte bunlar sebeptir. Evet. Hocam şimdi 2009 yılına kadar Anavatan Partisi'nde siz siyaset kapanana kadar. Yani 2000 kaçta? 2003'te mi? 2003'te kapattık herhalde.
bilmiyorum ben. AK Parti iktidar olduktan sonra kapattı. Evet. Yani Anavatan kuruluşundan kapanana kadar siz de Anavatan Partisi'nde siyaset yaptınız. Sonra yolunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'yle kesişti. Biraz buradan bahsedebilir miyiz? Anavatan Partisi'ni biz en son yaptığımız büyük kongrede kapattık. Kapanışta ben büyük kongre delegesiydim. Bütün dönemlerde büyük kongre delegesiydim zaten. Geldikten sonra bu röportajı yaptığımız iş yerimde, burada kendi işime devam ettim. Ben iki erkek evladı sahibiyim. İki çocuğum da benim yanımda beraber işimizin başında üç kişi olarak bu işi yapıyoruz. İki çocuğum da İmam Hatip Okulu mezunudur. Bir erkek, bir de kız kardeşim var. Erkek kardeşim öğretmenlikten emekli oldu. Milli Eğitim'de idareciliği vardır, Elmas Balım. O da Tekirdağ İmam Hatip Okulu mezunudur. Çocuklarımdan küçük olan Anadolu Lisesi mezunudur. Onların yüksek tahsillerini de tamamladı. Kardeşimin de yüksek tahsili var. Yani biz ailede dört erkekiz. Dört erkeğin de yüksek tahsili var. Dört erkek de İmam Hatip çıkışlıdır burada. Dolayısıyla biz Allah'ın yarattığı her şeyin bir yaratıcısı olduğunu, ne şekilde yaratılırsa yaratılsın, bunun kendine ait bir güzelliği olduğunun idraki içinde olmaya çalışan bir çekirdek aileyiz. Sorunuzu neydi o? Soruyu tekrarlayayım hocam. Siz Anavatan Partisi'ndeydiniz. Evet, anladım. Aklıma geldi. Ben Anavatan Partisi kapandıktan sonra 16 tam yıl hiçbir siyasi davete icabet etmedim. Evet. Yani özel değilse nedenlerini bilemiyorum. Neden? Bir nedeni yok. Yani şu nedenden dolayı girdim yok. Mesela yani çünkü şöyle yani, mesela Adalet ve Kalkınma açıklayacağım ben. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bizde 3 dönem belediye başkanlığı yapmış. Hatta benim Ayçiçek tarlasından gidip bulup da ya o adayımız olacaksın, başka adayı bulacak halimiz yok diyen Ahmet Kambur kurdu burada. Evet. Kurmanın karşılığında da efendime söyleyeyim kendisi bir dönem milletvekilliği ile ödüllendirildi diyelim. Evet. Ondan sonra bizim Anavatan Partisi'nde delegelik yapmış diğer arkadaşlar. İşte Mehmet Şık geldi. Ondan sonra bizim bürokratlığımızı yapan rahmete kaldı beden terbiyesi il müdürü vardı Nurettin Baytekin. O geldi. O bizim bürokratımızdı yani. Bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albarak da bizim bürokratımız. AK Parti'den davet geldi. Ben Cumhuriyet AK Partisi'nden davet gelecek hali yoktu eski caminin eski baş imamına. AK Parti'den hocam, davet geldi. Hocam var yani imam olup hatta ama yani ben şimdi ben şöyle şimdi vesaire. İmamette de çok sivriydim. Evet. Anavatan Partisi'nde de sivriliği izah edilemeyecek kadar sivri bir adamdım. O zaman yaptıklarımı halk anlatıyor. Yani ben vatandaşın işi olmaz. Bunu kitapta yeri yok. Kanuna uymaz falan. Anlamadım yani. Kanun ben diyordum ki hangi kanuna uymaz? Yani öyle bir şey yok. Yani bu yol vardır. Bir yol bulacaksınız bu adam. Ya bu insan tıkanmış kalmış. İşin olacaksın. Bir şey olacak yani bu. Yani şimdi diyelim ki o yıllar 1987 yıllar işte aklıma geldi diye söyleyelim. Çiftçinin böyle atak yaptığı yıllar traktör aşırı miktarda traktör geliyor. Traktör finansmanı yok. Mesela adam geliyor vatandaş böyle benim traktör muamelem o olmadı. Ne demek olmadı? Para yokmuş. Para yok dediğin zaman ben müdürü yerdim. Müdür bey para bitti niye söylemiyorsun kardeşim? Para yok olur mu vatandaşa? Bana diyeceksin ki ya plasman bitti söyleyin de göndersinler. Yani böyle şeye vatandaşa değil de müdüre ya daha bu bitmeden haber ver. Diye. Böyle işte öyle çalışmalarımız var. Böyle güzel günlerdi. AK Parti'de teklif geldi. Çağırdı. Mesela hiç unutmuyorum. Ayrıbol Belediye Başkanımız o zaman Şener Çelikaya elinde kayıt formlarıyla Ahmet Kambur'un il başkanlığında dedi ki gönderildim seni partiye kaydetmek için falan. Yok olmuş dedim. Şimdi bakın söylemek zor ama söyleyeyim. AK Parti'nin ilk iki milletvekili Ahmet Kambur'un ben siyasi abisiyim. Ahmet Kambur'u belediye başkanı yapan insanım. Yani sen belediye başkanı olacaksın kararını veren insanım.
Gelelim ikinci milletvekiline veya birinci, tabii birinci sıradaki sayın valiye. Bak şimdi. Sayın valiyi vali yapan adam Efraim Balım. Nasıl vali yaptınız? Söyleyeyim ben size. Abdülkadir Aksu, Anavatan Partisi'nin ilk İçişleri Bakanı. Pazar günü Edirne Kırkpınar'da güreşler var. Özal rahmetli mutlak surette cumartesi günü buradan geçer. Bütün dönemlerde. Cumartesi günü orada bir bu Cengiz Topel Meydanı'nda miting yapar. Oradan Edirne'ye gider. Güreşleri seyreder. Kemeri takar döner. Abdülkadir Aksu ile Ahmet Karaevli Cuma gününden geldiler. Birisi Devlet Bakanı, birisi İçişleri Bakanı. Burada meydan mitingine hazırlık yaptılar. O akşam Abdülkadir Aksu eski vali Konağı Caddesi'nden aşağı doğru inerken bugün kapalı Ekmekçioğlu'nun küçük ve kibar bir tesisi vardı. Orada kalacak, orada oturuyoruz. Rahmetli Kenan Yılmaz Ticaret Odası Başkanı Kuyucuklu Kenan, Ahmet Karaevli Devlet Bakanı, rahmetli Ali abi İl Başkanı Ali Yorgancı, ben il sekreteriyim ama siyaseten mahalli patron benim. Yani bana söylemeden, sormadan, istişare yapmadan bir şey olmaz. O gün ben bu meydanda süsleme yaparken birisi böyle ceketimin arkasından tuttu, döndüm baktım Ziyahattin Akbulut. Ben iyi tanıyorum Ziyahattin Akbulut'u. Nereden tanıyorum? Ben onların evin önünden 7 sene İmmatip'e gittim geldim. Onlar Murat'ın ciddisinde oturuyor. Dedi ki bana böyle samani bir elbise var üstünde, hiç unutmuyorum. Ya kardeşim dedi, abini hiç unutmazsın, unutma işte falan dedi. O da bu Dusay bir tarafında bir yerde, ismini yalnız zikrederim, kaymakam o zaman. Evet. Abdülkadir Bey buraya geldiğini duymuş memleketine. Dedim tamam, şimdi unutmam dedim. Ne istiyorsun sen? Ya işte bak bir kardeşine dedi, bir şeyler düşün dedi. Ama ben uğraşıyorum, buraya bayrak takıyorum, başbakan gelecek, meydanı süslüyorum. Şimdi o akşam şöyle bir şey oldu. Ekmekçioğlu tesislerinde oturuyoruz. Ahmet Bey, Sayın Bakan Karaevli, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, benim, ben oradayım, İş Sekreteri. Ali Yorgancı, İl Başkanı, Ticaret Odası İl Başkanı rahmetli Kenan Yılmaz. Ali abinin şekeri vardı, bana müsaade etseniz de gideyim dedi, evi yakındı, gitti, biz kaldık orada. Şimdi ben dedim ki Sayın Bakan, sıkıntılarımız var, bir şeyler isteyeceğim dedim. Söyle bakalım dedim. O zaman yeni çıkmıştı. Ford minibüsler vardı, polislere veriyorlardı, enjektörlü. Çok önemli şeydi böyle. Bizde iki tane karakol var, Çarşı Karakol, şimdi Köylü Karakol. Ya dedim polislerin altında araba yok. Bir tane orayı, bir tane orayı, iki tane dedim şey, bir de emniyet müdürlüğüne üç tane araba ver dedim. Direkt enjektörlü araba. Özel Karar Müdürlüğü'ne dedi, gel buraya dedi. Altı tane direkt enjektörlü Ford minibüs yaz dedi burayı. Hemen dedi talimat verdim, gelsin buraya dedi. Ben üç istedim, altı verdi. Şimdi durdum, ne isteyeyim, ne isteyeyim? Dedim, bu çevre yolu yeni oldu burada, tek taraflı. Sayın Bakan dedim, buradan kamyon geliyor, trafik polisi yok. Kaza oluyor şehir içinde, biraz polis dedim, bize verseniz dedim. Çok iyi hatırlıyorum. Ahmet Karaevli de gazete okuyor. Dedi ki bana, başkan, ben dedi burada ilahiyette briefing aldım dedi, burada olay yok dedi. Burada dedi sizin bir Ayodun mahallesi var dedi. Orada dedi böyle ufak tefek ıslıklar oluyor dedi. Onun dışında bir şey yok dedi, polis isteme dedi benden dedi, başka şey ister. Ne isteyeyim, ne isteyeyim? O zaman dedim, Sayın Bakanım, bir Tekirdağ için yönetim vali yapın. Aynen tabir böyledir. Kim var dedi. Aklıma Ziyahattin geldi. Ziyahattin o gün tuttu ya. Dedim Ziyahattin Akbulut var. Nerede, kim o dedi, nerede? Ahmet Bey gazete okuyordu böyle Karaevli. Gazeteyi indirdi. Dedi ki, bakan bey ya şey. Abi dedi doğru söylüyor, ben dedi tanırım. Abisi benim okul arkadaşım dedi. Bu nerede o dedi. Ben dedi bir dakika, ben hemen çıktım. Sayın Karaevli'nin makam aracından, cep telefonu yok, araba telefonu var, makam aracından Ziyahattin'in evinin telefonu vardı böyle. Ettim efendim, Ziyahattin gelsin. Ziyahattin oraya geldi. Ekmekçioğlu'nun tesislerine. Abdülkadir Aksu'nun elini öptü. Tanıştırdık dedik bu. 20 yıl sonra bile valiler kararnamesi çıktı. Ziyahattin Akbulut, Urfa valisi. Evet. Hocam, süremiz de daralıyor. O valilik Ziyahattin Bey'i AK Parti'de milletvekiline taşıdı. Evet. Evet. Buyurun. Süremiz de daralıyor. Şimdi ben bunun cevabını şöyle vereyim, bir dakika şimdi. Şimdi bakın, Ahmet Kambur, Ziyahattin Akbulut milletvekili seçilmiş. Bana teşkilattan birini göndermişler.
AK Parti'ye kayıt olur musun demişler. Ben bu iki kardeşimize elimde imkan olduğu zaman Tekirdağ'ı temsil etmeleri için hak ettikleri göreve gelmelerinde kendilerini o göreve getirecek insanlara bizatihi ısrarla ricada bulunmuş adamım. Ben onların siyasi abileriydim. Ben mesela arzu ederdim ki, şimdi düşünüyorum, Ahmet Kambur burayı 40 defa milletvekili sıfatıyla gelmiştir. Ziyaettin Akbulut 10 defa gelmiştir. Bana diyecekler ki yani Efendim Hocam çalış çalışma. Temsilen adını AK Parti'de istiyor. Biz onun için geldik demeleri lazımdı. Ama ben şimdi biz öyle yapmadık. Hocam şimdi biz sizde bir program daha yapmak istiyoruz. Yani ben, çünkü soracağım çok soru var ama çok da uzadı. Bizim şey kayıt. O yüzden burada birinci bölümü biz burada bitirelim. Hay. Müsaadeniz olursa, izniniz olursa yüksek müsaade. Tabii estağfurullah, rica ederim. Bir program daha sizden söz alalım. Ben orada ne zaman isterseniz. Orada bazı sorular daha soracağım. Belki bu kadar daha sürebilir. Sizde bir röportaj daha, bir süreci daha yani devam Memnun yapmak olurum. İstiyorum. Memnun olurum. Şimdi bakın şöyle bir ricam var sizden. Mesela şimdiki jenerasyon 12 Eylül hadisesinden sonra Türkiye'nin yeni siyasi hayatında Anavatan Partisi iktidarıyla, Türkiye'nin ufkunun açıldığı Anavatan Partisi iktidarıyla 16-17 yıldır tek başına Türkiye'yi idare eden AK Parti'ye geliş sürecinde bizim bölgemizde cereyan eden siyasi olayları çok net olarak bilmezler. Bunlar hepimizin günlük hayatını ilgilendiren olaylardır. Bu bir siyasi konuşma değildir. Biz burada ABCD Partisi'nin reklamını, propagandasını yapmıyoruz. Ama siyaset olmadan, siyasi bir takım meseleler olmadan bizim günlük yaşantımızda kullanmamız lazım gelen nimetler de gelmiyordurken. Yani kaliteli eğitimciler, kaliteli idareciler, altyapılar siyaset kulvarından geçiyor. Yani bizi temsilen bu ekolde kaliteli insanlar belediyeye seçersek kaliteli hizmet alırız. Kaliteli insanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürürsek siyasi yapısı ne olursa olsun oradan kaliteli hizmetler alırız. Dolayısıyla ben bu süreçte toplumun, yeni jenerasyonun, bu genç kardeşlerimizin neler yaşandığını, nasıl olduğunu, neden bazı şeyleri olamadığını, biz bunları unuttuk mu ama yapmak konusunda ısrar etmemize rağmen insanımızın fikirsel ve zihinsel yapılanmasından bir olgunluk daha oraya gelmediğinden dolayı yapılamadığını anlatmak isterim, görsün isterim. Bunu şöyle bir örnekle bağlayayım, bitireyim. Şimdi bakın, bundan 15 sene önce Türkiye'de başörtüsü kavgası vardı. Neden de bu kavga? Bence kavga şudur. Türkiye toplumu okumuşuyla okumamışıyla, bürokrasisiyle, halkıyla bu konuda lazım gelen hoşgörü seviyesine yükselememişti bence. Bugün kavga, gürültü, patırtı, toplum bu seviyeye yükseldi. Sizin başınız açıkmış, kapalıymış, siyah bağlamışsınız, morba, bu konu bile değil. Yani toplum o seviyeye çıktı. Tekirdağ'da da yani bir takım meselelerin zuhur edememesi, devletten, yukarıdan, merkezi hükümetten bir takım hizmetlerin buraya gelememesi, mahalli idarelerin bir takım hizmetleri yapamamasının istenmesine rağmen önünde bir takım zihinsel olarak oralara ulaşamamanın, toplumun oraya ulaşamamasının, mecliste, işte yerel meclisin oralara ulaşamamasının etkileri var olduğu kanaatindeyim. Bunları açarsak, topluma faydalı olmuş bir konuşma olabilmiş olur diye kanaat sahibi olur. Biz sizden istifade edeceğiz. İkinci programımızda daha ayrıntılı konuları konuşacağız, konuşmak istiyoruz. Efendim, bugünkü konuğumuz duayen siyasetçi Sayın Efraim Balım hocamızdı. Kendisine teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığı için. Bir sonraki programda kendisiyle ikinci bölüm yapmak üzere saygıyla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.